Justin Bieber ve Diddy ile alakalı olarak çok fazla haber çıktığı için bu hafta birazcık ondan bahsedeyim istedim. Ama bu bahsetmemdeki sebep aslında gerçekten ortada bir şey olduğuna inandığım için değildi. Son zamanlarda artık böyle Page Six'te falan bile bir takım haberler çıktığı için idi. Cinlerim geldiğine göre şu cinlerimi bir göndereyim, geliyorum. Bugün bir metin hazırlamadım çünkü gerçekten bu hafta ne bir metin hazırlayacak ne böyle bir şey için heveslenip oturup video çekecek bir haldeydim açıkçası. Hiçbirimiz öyle değiliz zaten. Ve lütfen yani o niye bu videoyu koymuş? Niye bunu paylaşmış? Niye eski videolarını paylaşmış falan. Arkadaşlar, biliyorum herkes öfkeli ama öfkeyi gerçek taraflara yönlendirmek daha doğru olabilir ya. O yüzden nefesinizi kendinize saklayın. Tamam mı? Bugün Didi ile Justin Bieber ile alakalı olarak son zamanlarda çıkan bir haber var. Ona bakacağız. Gelin hemen başlayalım. Justin is disgusted diye bir başlık atmış Page Six, sabah gördüm. Zaten ben bu hafta bu konuyla alakalı bir şey yapmayı istiyordum. Hani böyle şeyler yolunda gitseydi, böyle kendimde o enerjiyi görseydim falan. Ama dedim ki bu haber çıktıysa bu haber üzerinden gidelim. Hiçbir şey okumadım başka, yani olayla alakalı çok fazla detaya sahip değilim. Veya işte çok fazla böyle eski videoları tekrar tekrar izleyip işte "Aa bak gördüm, Justin'in suratı orada asılmış, aslında bu demekmiş" falan. O tür çıkarımlara da varmadım ki onun hakkında söyleyeceğim bir takım şeyler var. Belki mutlu olmayacaksınız ama yani. Bakalım Justin neden iğrenmiş, neden kendisini kötü hissediyormuş, onunla alakalı neden bir haber çıkmış. Söylenene göre Justin, Diddy'nin tutuklanmasının ardından zihnen çok kötü bir noktadaymış. Bunu artık kabul ediyorlar. Kendisine o yakın kaynaklar açıkça bunu kabul ediyor. Bir ara şeydi: "Aa hiç umurunda değil. İşte Justin kesinlikle Diddy'nin mevzusuna bakmıyor. Ona hiç odaklanmıyor. Tamamen işte çocuğuna odaklı, karısına odaklı" falan gibi şeyler çıkıyordu. Şimdi yavaş yavaş onun tonunu değiştirmeye başladılar. Bu bir değişim. Önemli bir değişim. İleride karşımıza çıkabilir. Çünkü bir takım insanlara göre Justin Bieber'ın adı kesinlikle davada geçecek. Yani buna çok fazla inanan insan var. Bir şey söylemek istemiyorum. Henüz onun için erken ya. Bu tür çıkarımlara varmak için çok erken. Hani mesela özellikle Didi'den daha da meşhur bir ünlüyle olan bir takım kasetlerinden falan bahsediyorlar. Bu kişinin Justin Bieber olduğunu falan söylüyorlar ya da işte başka kim olabilir diye düşünüyorlar falan ama davayla alakalı tam olarak bilgi sahibi olmadığımız için, bütün detaylara sahip olmadığımız için bu tarz daha sonra çok büyük yıkıma sebep olabilecek sonuçlara varmak biraz mantıksız geliyor bana. Diddy ile olan geçmişi ve ona karşı yapılan iddialar yüzünden çok bir şeyleri hazmedemez bir hale gelmiş. Bazıları öyle söylüyormuş. Alt başlığında da zaten işte daha demin söylediğim cümle var. Bir de tamamen iğrenmiş bu durumdan, onu da söylemişler. Şan Diddy konusun, saldırı, şiddet, taciz ve tacirliği dolayısıyla ve tabii daha fazlası dolayısıyla suçlanmasından dolayı yakın arkadaşı olduğu için kendisini kötü hissediyormuş. Ha bir de öyle bir şey var. Şimdi Justin Bieber kendisini neden tam olarak kötü hissediyor? Böyle yakın arkadaşı olarak gördüğü, kariyerinin şekillenmesinde belki de bir yardımcısı olan Diddy'nin adının böyle şeylere karışmasından dolayı mı? Yoksa kendisinin de bu olaylara karışmasından dolayı adının tekrar bu tür olaylarla anılacağından dolayı mı? Yani çok fazla dolayı dediğimin farkındayım ama tam olarak niye üzülüyorsun Justin? Onu anlayalım istiyorum ben. Arkadaşına iddialarda bulundular diye mi? O iddialarda senin adın geçecek diye mi? Anlatabiliyor muyum? Herkes bunu sorguluyor zaten. Başka bir kaynak da çıkıp şöyle bir şey söylemiş: "Sean Diddy Combs'un adının karıştığı bu iddialar dolayısıyla, bu skandal dolayısıyla Justin çok iğrenmiş ve bu tür olaylardan olabildiğince uzak durması gerektiğine dair de salık verilmiş kendisine." Yani aslında Justin Bieber'ın olaylara çok fazla yorum yapmamasının sebeplerinden bir tanesi bu konuda gerçekten kendisini şu an yasal olarak susturanlar olması, ki hani bu şey demek değil. Konuşursan başına geleceklerden sen sorumlusun gibi bir tehdit değil. Aba altından sopa göstermek değil. Bu daha çok böyle "ya sen bu işlere karışmasan kariyerin için daha iyi olabilir. Bu da bir tavsiye." Page Six bu konu hakkında Justin Bieber'ın temsilcilerine ulaşmaya çalışmış ama geri dönmemişler. Bu konu hakkında konuşmamışlar. Ama şöyle bir şey de söyleyenler var. Hani son zamanlarda Justin Bieber'ın işte dışarıda fotoğrafları çekildiğinde çok üzgün olduğu, böyle suratından her şeyin belli olduğunu falan söyleyenler var. İşte bu habere de yansımış, yani Page Six'e de yansımış. Ama bazı insanlar da diyor ki işte düşünüldüğü gibi bir mevzu yok. O ailesiyle ilgileniyor. Bu tür olaylardan uzak duruyor falan gibi şeyler söyleyenler de var. Yani Justin'in etrafında
etrafında en az 3 tane kaynak bu konu hakkında yorum yapıyor. Şu an onu söyleyebiliriz ki bu da ilgi çekici olabilir. Çünkü demek ki yakın çevresinde bu konular hakkında konuşan insanlar var demek. İleride daha fazla şey duyabiliriz. Baba olmanın mutluluğu Didi ile alakalı olan kaygılarının önüne geçiyor demiş. Bunu söyleyen kişi bu arada. Geçmiş geçmişte kalmış ve bunu orada bırakmak istiyormuş. Böyle söylenmiş. Öyle bir iddiada atılıyor. Justin'in burada üzgün suratını ve özellikle de şurada üzgün suratını görebilirsiniz. Bayağı suratı asık yani. Yani Justin acaba geçmişinde kendisine bir takım istismarda bulunulduğu için mi bu şekilde davranıyor, yoksa kendisini kullanarak diğer insanlara istismarda bulunulduğu için adının geçmesinden mi korkuyor? Gerçekten ben onu ayırt edemiyorum şu an. Onu konuşalım bir. Yani şöyle bir çıkarıma varıyorlar ya insanlar işte. Justin Bieber orada taciz edildi. Tavize uğradı. Bu sebeple de çok büyük sıkıntı yaşadı. Ve bu yaşadığı sıkıntılar da işte kendisini davranış bozukluğu olarak gösterdi. Bu zamana kadar Justin'in yaşadığı her şey aslında Didi'nin ona yaşattığı bu kötü olaylar falan gibi. Hemen böyle çok büyük bir çıkarıma varıyorlar. Yani bunu yapmak bence yanlış. Çünkü tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz henüz. Tam olarak neler olduğunu bilmiyoruz. Ha şunu söyleyebiliriz, daha o zaman yaş olarak küçüktü ve başına ne gelmiş olursa olsun. Yani bu olaylara direkt olarak girmese bile yaşı küçük olduğu için ve o ortamlarda bulunduğu için bunun kurbanı olmuştur. Bunu anlarım ama... Yani Justin Bieber'in bu zamana kadarki bütün hareketlerini, bütün belki bazılarına göre davranış bozukluğunu Didi işte buna kesin bir şey yaptı ve o yüzden böyle oldu diye bir sonuca bağlamak bunun için erken ya. Yani böyle şeyleri konuşmak için erken ve eğer bu şekilde başlıklar atan, bu şekilde yorumlar yapan videolar görürseniz lütfen, lütfen biraz temkinli yaklaşın. Çünkü ortada bir gerçek olduğu için bunu söylemiyorlar. Sadece çıkarımda bulunuyorlar ve o anda... İşlerin öyle geldiği için o şekilde konuşan çok fazla insan var. Temkinli yaklaşmak ve her duyduğumuza inanmamak şu an için daha iyi olabilir. Ya bunları konuşacak çok fazla zamanımız olacak zaten. İleride bu kendisini bir şekilde gösterir. Ya eğer şöyle bir şey varsa diye düşünüyor insan. Justin Bieber'ı acaba yem olarak mı kullandılar insanlara karşı? Mesela davada... Şu anda resmi olarak adı geçen galiba 20-25 belki de bilmiyorum. Belki daha fazladır şu anda. Çünkü bir hat kurmuşlar ve bu hat üzerinden Didi Combs'u şikayet eden 1200'den fazla insan olmuş. 1200'den fazla mağdur çıkmış. Ama resmi olarak kayıtlarda 20'den fazla galiba o zaman 18 yaşından küçük olan insanlar var ki bir tanesi 9 yaşına kadar iniyor o zamanlar. Hani acaba bu Justin Bieber'ı bu ortamlara sokarak işte Justin Bieber orada olacak diye gençleri mi hedef aldılar, çocukları mı hedef aldılar. İnsan ister istemez onu düşünüyor. Ki böyle olması direkt olarak Justin'in çirkinlikleri yaşamasından daha muhtemelmiş gibi geliyor. Çünkü bu kadar göz önünde olan birisine bu kadar kolay yapabilirler mi? Yani yapamazlar diyemiyorsun ama başka türlü de olabilir. Ama dediğim gibi bunlar tamamen bizim çıkarımımız. Yani bunlar gerçek değil. Bunlar kesinleşmiş şeyler değil. Yani böyle hemen yargıya varmak hoş olmayabilir. Temkinli yaklaşmakta fayda var. Hele ki bu İşte 10 sene önce böyle bir videosu vardı. İşte şurada suratını eğdi. Yok burada omzunu çekti. Yok işte burada şöyle sarıldılar. Yok böyle yaptılar. Ama Sean Diddy Combs böyle bir şey söylemiş. İşte Justin'i böyle rahatsız etmiş. Bunları şu anda... Şu an bildiğimiz bilgiler doğrultusunda kendi kafamızda kurarak gözlemliyoruz. O yüzden pek gerçeği yansıtmayabilir. Ya çünkü bu Sean Diddy Combs'un şöyle bir P.T. Barnum imajı oluşturmak gibi bir kaygısı vardı. Yani öyle olmasa bile öyleymiş gibi göstermeye çalıştığı şeyler vardı zamanında. İşte biz çok çılgınız bebeğim. Böyle bir oluşturmaya çalıştığı bir imaj vardı ya. Ve bu imaj doğrultusunda falan verdiği röportajlar direkt olarak gerçeği yansıtmayabilir. Ha o partilerde olan biten ayrı. Ona bir şey söylemiyorum. O partilerde olan biten ve bu insanların yaşadığı sıkıntılar. Onunla alakalı hiçbir şey söylemiyorum. Tabii ki. O kadar insan çıkıp söylüyorsa bir gerçek vardır. Ama bir de işin bir imaj çalışması kısmı var ve o yüzden hani videolardan sadece bu sonuca varmak pek mantıklı olmayabilir. Mesela ben Pink'i de hiç anlamadım. Pink mevzusunu. Siz anladınız mı? Çünkü Pink yani bu tür çocuk İstismarı mevzularında en fazla sesi çıkan insanlardan bir tanesidir. Özellikle de son senelerde. Pink'in çıkıp böyle özellikle de Justin Bieber'a falan sarkıntılık edeceği ya da diğer insanlarla böyle bu şekilde muhabbetlere gireceği biraz bana zorlama geliyor. Açıkçası yalan söylemeyeceğim. Yoktur diyemiyorum. Kimseyi savunmam ya. Babamın oğlu mu? Niye savunacağım? Bana ne? Ama özellikle de bu Piper diye bir kız vardı hatırlarsınız. Annesi tam olarak bu işte çocuk istismarının mimarıydı falan. Hem kızını hem de kızının arkadaşlarını maruz bırakıp para kazanan bir kadın falandı ve Pink bunu ilk görüp de bundan şikayetçi olan insanlardan bir tanesiydi. Aynı insan gidip nasıl Justin Bieber'a bunu yapsın? Bir şey diyemiyorsun ya işte. Bu yazıda da zaten hep şey var işte çıkan bir videoya göre işte böyle bir şey oldu.
Tekrar bu videonun çıkışı konuşuldu falan gibi hep böyle Didi ile Justin'in zamanda nasıl vakit geçirdiği ile alakalı görüntüleri daha farklı okumamız gerekiyormuş gibi bir ima var. Ama bu birazcık zararlı olabilir yani. Eğer öyle bir şey varsa zaten onun peşine davayı açanlar düşer. Bu arada sabah paylaştım ama yani hakikaten çok can sıkıcı bir mevzu var. Didi'nin avukatları hükümeti falan suçlamış. Didi'nin bu kesiyi videosunu dava öncesi paylaşarak onun kariyerini bitirmeye çalışmasıyla alakalı falan böyle bir takım iddialar atmışlar. Öyle güçler var ki bu işin arkasında Didi'yi gömmek için uğraşıyorlar. Lan Didi bu hareketi yaparken sorun yoktu da birileri paylaşırken mi sorun vardı? Bu kadar böyle insanın midesini bulandıran sözler geliyor ki hele o annesinin çıkıp söyledikleri benim oğluşum yapmaz, benim oğluşum öyle canavar değil. Göstermeye çalıştıkları gibi bir canavar değil. Gördük, videoda gördük. Sen neyden bahsediyorsun? Ama sorsan benim oğluşum yapmaz. Yani bu 15 yaşındaki çocuklarla zaten böyle kankasıymış gibi takılmaları insanların falan hani o dönem de çok fazla şikayet edilen, o dönem de böyle çok fazla eleştirilen bir şeydi bu arada. Onu da hatırlatmak isterim. Yani hiç kimse zamanında işte Justin Bieber işte 15 yaşındayken ya da belki daha küçükken Sean Diddy Combs'la partilemesine falan böyle ay ne kadar güzel bir şey falan hiç kimse öyle bir şey demedi. Hiç kimse öyle bakmadı bu olaya. Ortada büyük bir sıkıntı olduğunu o zaman da söylüyorlardı. Ve hani bu Sean Diddy Combs ile alakalı olan her şey senelerdir. Senelerdir konuşuluyor. O yüzden böyle işte sanki o videolar tekrar gün yüzüne çıkmış da yeni anlaşılmış gibi konuşuluyor ya. Ben ona ifrit oluyorum. O zaman da biz bundan şikayetçiydik. Belki bu kadar video falan yapılmıyordu. Bu kadar direkt olarak hani insanların önüne çıkmıyordu videoları falan ama emin olun o zaman da çok böyle absürt geliyordu insanlara. Koskoca adamların 15 yaşındaki ergenle ne işi vardı? Bu 15 yaşındaki ergenin ortamlarda ne işi var diye. Aşırı bu konuda çok büyük eleştiriler topladı. Hatta şöyle söyleyeyim, insanların aşırı ve aşırın böyle birilerini ünlü etme yöntemini eleştirmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de budur yani. Jimmy Kimmel'ın 2011'deki programında abisiyle takılırken yaşadıklarını etrafa anlatmamasını biliyor falan gibi bir şeyler söylemiş. Şu fotoğrafa bakın Allah aşkına. Bu fotoğrafta normal bir şey var mı? Yok. Yok çünkü yani. Zorlasanız da olmaz. Ama işte dediğim gibi o zaman da normal değildi bu. Birisi çıkıp geçen hafta bir röportaj vermişti. Bir ünlünün birisi bu olaylarla adı anılacak ve geçmişte yaşadığı bu sıkıntılar tekrar gündeme gelecek diye şu anda çok büyük bir sıkıntı içerisinde demişti. O yüzden işte herkes kesin Justin Bieber falan diye düşünmüştü. Yani bunun sebebi de odur. Öyle bir anda durduk yere ortaya çıkmadı. Oldukça kötü ve can sıkıcı anılarını hatırlatıyormuş o kişinin ve bu eski fotoğraflar tekrar gündeme gelirse, tekrar ortaya çıkarsa yani hayatı bitecek, kariyeri bitecek ve yani internetten hiçbir zaman silinmeyecek bir şey yaşayacak ve tekrar bu olayın kurbanı olacak bu kişi diye bir açıklama yapmıştı. O yüzden bu kişinin kim olduğunu herkes merak ediyor ve çoğunluk bunun Justin Bieber olduğunu iddia ediyor. Ne yazık ki öyle bir şey var. Ama dediğim gibi hemen bir sonuca varmak için biraz erken başkaları da olabilir. Çünkü bu adamın etrafında yok yok. O yüzden umalım Justin Bieber değildir. Tamam, umalım yani Justin Bieber bu negatiflikleri bu şekilde yaşamamıştır. Ama yine de hiçbir şey yaşamasa bile Justin'in adını kullanarak bir sürü genci ağlarına düşürdüklerini insan ister istemez inanıyor. O yüzden bu konularda biraz temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünürsünüz? Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.